Selam dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsaneleşmiş gerçek zamanlı strateji oyunu olan StarCraft 2 hakkında konuşacağız. Evet arkadaşlar, aslında StarCraft 2'den konuşacağız bu videomuzda. Fakat StarCraft 2'den konuşuyorsak StarCraft 1'i almadan geçmeyelim. Çünkü StarCraft 1 bu RTS yani Real Time Strategy Türkçesiyle gerçek zamanlı strateji oyunlarının tarihini kökten değiştirecek bir oyunla geldi. StarCraft o kadar geniş bir kitleye hitap etti ki Güney Kore'nin milli sporu haline geldi. Bu bir şaka değil. Çok güzel bir hikaye akışı bulunmakla beraber sanki ödüllü roman yazarlarının yazdığı bir bilim kurgu romanını okuyormuşsunuz hissiyatı veren senaryosuyla bizi sürükleyip götürmüş bir oyundur. Ve StarCraft 2, StarCraft 1'in senaryosunda tam da bıraktığı yerden yeniden başlamış, oyunun devamını çok güzel getirmişti. StarCraft 2 nasıl bir oyundur? Hikaye geçmeden önce bundan bahsedelim. StarCraft 2, daha önce de bahsettiğim gibi bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Yani siz kuş bakışı bir şekilde görürsünüz oyunu ve ünitelerinizi kontrol edersiniz. Üniteleriniz öncelikle kaynak toplamaya, ekonomi kasmaya başlar. Daha sonra savaşçı üretmeye başlarsınız. Paranızı efektif bir şekilde harcayıp rakiplerinizi yenmeye çalışırsınız. Oyun bu şekilde işler. Oyunumuzda 3 farklı temel ırk bulunuyor. Bunlar Protoss, Zerg ve Terranlar. Terranlar insanların gelecekte kurduğu uygarlığı gösteriyor bize. Teknolojimiz ve savaş gücümüz ilerledikçe galaksilere nasıl hükmettiğimiz. Protosslar apayrı bir uzaylı ırkı, bizden daha ileri teknolojiye sahip bir ırk ve birçok amaçları var ama Protossların genel özelliği birbirlerinden farklılık gösteren birkaç türe bölünmeleri. Zergler ise sürekli üreyip çoğalmayı ve evreni fethetmeye çalışan böceğimsi, çirkin yaratıkların olduğu bir ırk. İkinci oyunumuzda da Zerglerin bizimkilerin başına ne kadar büyük belalar açtığını görüyoruz senaryoda. StarCraft 2 esas karakterimiz Jim Raynor'ın Marsara'da bir barda dağılmış halde olmasıyla başlıyor ve bizim karakterimizin yanına eski bir arkadaşı Tychus Finnelly geliyor. Tychus Finnelly oyun başlarında Jim Raynor'a birkaç teklifte bulunuyor. Beraber birkaç iş yapıyorlar ve daha sonra Marsara'ya Zergler saldırıyor. Jim Raynor şaşırıyor. Zerglerin bunca yıl sonra geri dönmüş olması onun için sürpriz niteliğinde oluyor. Lakin Zerglerin geri dönmesinin bir amacı var. Sarah Kerrigan. Sarah Kerrigan bizim bir diğer ana karakterimiz. Arcturus Mengsk yani Jim Raynor'ın yardım edip başa geçirdiği korkunç bir diktatör Kerrigan'ı Zerglerin içinde bulunduğu bir yere misyona yolluyor ve daha sonra onu orada terk edip gidiyor Jim Raynor'ın bütün uyarılarına rağmen. Bu kadar Zerg'in içinde kalan Sarah Kerrigan pes ediyor ve silahını bırakıyor. Fakat Zergler Kerrigan'ı parçalamak yerine onu yeni kraliçeleri yani Queen of Blades haline getiriyorlar. Sarah Kerrigan da intikam almak için tabii bu infestation'ın yani Zergleşmenin verdiği etkiyle biraz daha tırlatıyor ve Arcturus'u yok etmek için saldırıya geçiyor. Sayısı yüz binlere ulaşan Zerg ordusuyla her yeri yakıp yıkmaya başlıyor. Adeta bir fırtına gibi geliyor Sarah Kerrigan. Fakat işte bizim esas karakterimiz Jim Raynor, aynı zamanda Sarah Kerrigan'ın eski sevgilisi, hala aşık. Ama Sarah Kerrigan biraz akli dengesi yerinde olmadığından ötürü Jim Raynor'ı tabii ki o şekilde romantik hisler beslemiyor. Jim Raynor, Sarah Kerrigan'ı durdurmak için mücadeleye devam ediyor. Tabii o da artık Arcturus Mengsk'e her ne kadar geçmişte yardımcı olmuş olsa da artık duyduğu kin ve nefretten silahında bir tane kurşunu her zaman Arcturus için hazırda bekletiyor. O kurşunu ona vurmaya yemin etmiş. Bir çeşit andı var. Fakat senaryonun ilerleyen zamanlarında olaylar gelişiyor ve Arcturus Mengsk'in oğlu Valerian Mengsk bizim esas karakterimiz Jim Raynor'a Sarah Kerrigan'ı kurtarabileceğini yani gerçek anlamda Zerg halinden insan haline geçirebileceğini vaat eden bir teklifte bulunuyor. Bunu nasıl yapacak?
Jim Rayner'ın daha önceki bölümlerde üzerinde çalıştığı bir yapı var. Protoss yapısı. Zelnaga Artifact. Bir sonraki oyunlarda bunun Keystone olduğunu öğreniyoruz. Zelnaga Artifact'in Kerrigan'ı tekrardan insan formuna kavuşturmak için kullanabileceğini ileri süren Valerian Mengsk, Jim Rayner'ı kendi gemisine çekiyor. Jim Rayner onları tuzağa düşürdüğünü zannediyor ama aslında Valerian Mengsk'in bir planı bu. Sonra gemide anlaşmaya varıyorlar ve bizim esas karakterimiz Jim Rayner geri dönüyor. Tabi bazı fikir ayrılıkları oluyor. Jim Rayner'ın takipçilerinin kız arkadaşını kurtarmak için hepimize riske atıyorsun şeklinde çıkışları ve Jim Rayner'ın bunlara sert tepki vermesiyle birlikte bazılarının arasında sürtüşmeler açığa çıkıyor. Lakin Jim Rayner her şeye rağmen Dominion'la ittifak olup, yani daha doğrusu Valerian Mengsk'le ittifak olup Kerrigan'ın üzerinde Zelnaga Artifact'i kullanıyorlar ve ilk paketimiz Wings of Liberty'nin sonunda Sarah Kerrigan'ı insan formuna kavuşturuyoruz. Tam orada bir kırılma noktası oluyor ve Tychus Finnelly silahını çekip Kerrigan'ın suratına doğrultuyor. Jim Rayner şoka giriyor tabi. Diyor ki ne yapıyorsun Tychus? Niye yapıyorsun bunu? Kurtardık. Sonra Tychus'un telsizinde, yani biraz daha hologramik bir telsizleri var Terran'ların. Arcturus'un sesini duyuyoruz. Diyor ki bitir işini Tychus. Ve burada öğreniyoruz ki Tychus Finnelly aslında Arcturus'la bir anlaşma yapmış. Tychus Finnelly Terran'ların giydiği zırhları yan tarafta görüyorsunuz. Adamın üzerine bildiğiniz kaynaklıyor ve bunu hapsediyor zırhın içine ve özgürlüğüne kavuşmasının tek yolu anlaşmayı tamamlamak, yani Kerrigan'ı öldürmek. Tam tetiği çekerken Jim Rayner ani bir hareketle silahını kabzasından çıkarıp Tychus'u vurmaya başarıyor ve Tychus burada ölüyor. Jim Rayner Sarah Kerrigan'ı alıp böyle mutlu mesut romantik bir müzik eşliğinde böyle ufka doğru yol alıyorlar ve Wings of Liberty'nin burada sona erdiğini görüyoruz. İlk paket burada bitiyor yani. İkinci paketimiz Herd of the Swarm. Sarah Kerrigan'ın bir laboratuvar odasında uyanmasıyla başlıyor. Valerian Mengsk üzerinde birkaç deney yapıyor. Daha sonra işler sarpa sarıyor. Sarah Kerrigan üsse saldırıyor ve tabi bunu kasıtlı yapıyor. Çünkü Valerian'a bir ders vermek istiyor. Valerian Mengsk'e diyor ki sen zörgleri asla kontrol altında tutamazsın. Bunu aklından çıkartma. O yüzden test robotlarını parçalıyor. Scientistlere, yani bilim insanlarına zarar vermemeye çalışıyor bunu yaparken. Çünkü Sarah Kerrigan artık aklını geri kazanıyor. Vücudunda bazı deformasyonlar olmakla birlikte artık tekrardan insan formuna kavuşuyor. Lakin üste bir saldırı oluyor ve Jim Rayner'la ayrı düşüyorlar. Arcturus Mengsk Jim Rayner'ı rehin alıyor. Sonra onu bir yere kapatıyor. Ama bunu ulusal haberlerde Jim Rayner vatan haini infaz edildiği şeklinde paylaşıyorlar ve Sarah Kerrigan deliye dönüyor. Zaten intikam arzusuyla yanıp tutuşan bir karakterin bir de erkek arkadaşını öldürdüğünde bum! Yani her şey sarpa sarıyor. Sarah Kerrigan tekrar Queen of Blades olmak için bazı anlaşmalar yapıyor. Zerglerine değişik mutasyonlar geçirttiriyor. Onları daha güçlü formlara sokuyor ve en nihayetinde kendini de tekrar eski Zerg formuna ulaştırmak için bazı işlemler geçiriyor ve tekrardan Queen of Blades formuna bürünüyor. Fakat tek bir fark var. Bu sefer aklını yitirmiyor. Aklını yitirmeyen Sarah Kerrigan Jim Rayner'ın ölmediğini öğreniyor ve Jim Rayner'ı kurtarmak için hapishanesine baskın düzenliyor. Nihayetinde Jim Rayner'ı kurtarıyorlar. Fakat Jim Rayner çok sinirleniyor. Sarah Kerrigan'a bayağı bir çıkışıyor. Senin yüzünden birçok insan katledildi seni kurtarmak için. Ve sen ne yaptın diyor ve çekip gidiyor. Sarah Kerrigan bayağı bir pişmanlık, bir hüzün yaşıyor ama artık çok geç her şey için. Sonuçta Jim Rayner'ı kurtarmak için yapmış olduğu bir hareketti bu. Ardından gelen savaşlar neticesiyle tekrar birlikte çalışmaya başlıyorlar ve Heart of the Swarm'ın sonunda Sarah Kerrigan Arcturus Mengsk'i infaz ediyor. Sarayına baskın düzenleyip öldürüyorlar Arcturus Mengsk'i. Burada
Earth of the Swarm bitiyor. Ve üçüncü hikayemiz Legacy of the Void. Üçüncü paketimizin muhteşem epik senaryosu olan Legacy of the Void bizim Protoss'larla. İlk senaryomuz Terranlar üzerineydi, ikinci senaryomuz Zerg'ler üzerineydi, üçüncüsü de Protoss senaryosu. Legacy of the Void, Hierarch Artanis'in esas gezegenleri olan Ayra çıkartma yapmasıyla başlıyor. Ayra çıkartma yapıyorlar, Zerg'leri katletmeye başlıyorlar. Fakat Zeratul, yani bizim bir diğer esas Protoss karakterimiz, ki kendisi çok bilge bir Protoss'tır, gelip uyarıyor. Bazı görüler görüyor bu karakterimiz, bazı araştırmalar yapıyor, antik yerlere gidiyor ve Protoss'ların yaratılışı ve bazı kötücül varlıkların, Protoss'ların yaratıcısı Zelnagala. Ya Zelnagala'lara çok girmek istemiyorum burada çünkü çok derin bir hikayesi var, onu ayrı bir videoda anlatacağım. Fakat bir nevi yaratıcı olarak düşünebilirsiniz Zelnagala'ları. Zelnagalardan bazılarının kötücül forma geçmiş olabileceğine dair görüler görüyor ve Artanis'i uyarıyor. Artanis çıkartmaya devam ediyor ve Artanis'in yardımcısı Slendis, Zeratul'ü hainlikle suçlayarak dinlenmemesi gerektiğini savunuyor. Ardından olanlar oluyor ve bizim kötücül karakterimiz, gerçekten saf kötülükten oluşmuş olan Aemon ortaya çıkıyor. Biz onu diğer oyunlarda The Dark Voice olarak duyuyorduk zaten, fakat bu pakette gerçek yüzünü görüyoruz. Aemon'un bir Zelnaga olduğunu öğreniyoruz. Hatta son kalan iki Zelnaga'dan bir tanesi. Aemon Protoss'ları kontrolü altına alıyor. Bunu yapmak için de Protoss'ların bu Nerf kordları var. Kala ile, yani Protoss inancına göre Kala ile bağlarını bu kordlar üzerinden sağlıyorlar. Tabii Artanis Nerf kordlarını keserek Aemon'un karanlık iradesinden kurtulabileceğini fark ediyor. Takipçilerinin Nerf kordlarını kesiyor ve artık Aemon'un pençesinden kurtuluyorlar. Onu durdurmak için mücadele veriyorlar. Olaylar gelişiyor. Eski bir Protoss diyarına gidip Spear of Adun'u, bu bir uzay gemisi, yerinden çıkarıyorlar. Antik teknolojiyle donatılmış bu gemiyi kullanarak takipçiler toplamaya başlıyorlar. O zamanlar Aemon'un en büyük destekçisi Tal'Darim Protoss'ları. Sonra Tal'Darim'in lideri Aemon'la ters düşüyor ve Artanis'e yardım ediyorlar. Artanis başka bir Protoss diyarı olan Shikoras'a gidiyor. Shikoras da Matriarch'ın yardımıyla başka ordular topluyorlar ve daha sonra Artanis Shikoras'ı patlatmak zorunda kalıyor. Çünkü Shikoras da istilaya uğruyor bir yandan ve bundan kurtulmak için Purifier'ların yardımıyla Shikoras'ı havaya uçuruyorlar. Artanis en sonunda Aemon'u durdurmak için bir yol buluyor ve bu yine bizim ilk bölümde hatırlayacağımız Zelnaga Artifact, yani asıl ismi de Keystone. Keystone Protoss'ların Aemon'un pençesinden kurtulmasını sağlıyor anlık olarak. Ve daha sonra Keystone Aemon'un pençesinden Protoss'larımızı kurtarıyor. Ve daha sonra büyük bir patlama gerçekleşiyor ve Protoss'lar Aemon geri dönmeden önce Nerf kordlarını kesmeyi başarıyorlar. Daha sonra bizim epilogumuz devreye giriyor ve orada Aemon'un asıl formunu yok etmek için Sarah Kerrigan, yaşayan son Zelnaga'nın, yani iyi tarafta olan son Zelnaga'nın enerjisini içine çekiyor ve bir nevi Zelnaga'ya dönüşüyor. Çok büyük ilahi kozmik güçler kazanıyor ve Aemon'la savaşmaya başlıyorlar. Biz de bir yandan yardım ediyoruz Sarah Kerrigan'ın savaşmasına, orduları üretiyoruz, yardım ediyoruz ve en sonunda Sarah Kerrigan Aemon'la kapışıp Aemon'u yeniyor. Ve yine son sahnemizde Jim Raynor'ın Marsara'daki o barda görüyoruz. Oyuna ilk başladığımız yerdeki o barda yine dağılmış bir şekilde kız arkadaşını bir kez daha kaybetmenin acısıyla içerken kapı açılıyor ve Sarah Kerrigan Jim Raynor'a sesleniyor. Gerçekten çok duygusal bir sahneydi. Ve orada artık kreditlerimiz geliyor. StarCraft 2 maceramız burada son buluyor.
Gerçekten çok güzel bir oyun. Bana kalırsa herkesin oynaması gereken bir oyun. Muhteşem bir hikayesi var. Ben burada çok yüzeysel geçtim. Oyun hakkında genel geçer bilgilere yer verdim bu videoda. Dediğim gibi hikayeyi burada 10-20 dakika içinde anlatmam imkansız. O yüzden büyük video serileri halinde güzel bir şekilde çayınızı kahvenizi alıp izleyebileceğiniz seriler hakkında bunları tek tek yapıştırıyor olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen arkadaşlara gerçekten ne kadar teşekkür etsem az. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.